Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size gördüğünüz gibi bu güzel gelincik modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Bu bildiğiniz gibi arkadaşlar iğne yuvasında olan bir model. Bu şekilde iç içe geçmiş yaprakları. Bunu tığa çevirdim arkadaşlar. Bunu isterseniz mevlüt örtülerinin üzerinde veyahut da arkadaşlar benim gördüğüm bu güller peçetenin üzerindeydi. Bu kumaş peçetelerin şöyle arkadaşlar tek kullanılmış ve 3 tane de köşelerde yaprak olarak kullanılmıştı. Çok hoşuma gitti. Siz de isterseniz bu peçetelerde de kullanabilirsiniz. Veyahut da tülbentlerinizde, mevlüt örtülerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi gelinciğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Bu kırmızıyı geçmeden önce bu kırmızıyı arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle esneterek bununla yaptım. Öbürünü de suni ipek dediğimiz arkadaşlar bu mor iple yaptım. Daha minik düşerse diye suni ipekle denedim ama gördüğünüz gibi arkadaşlar boyut olarak hiçbir farkı yok. İkisi de aynı boyutta. Sündürdüğünüz zaman bu şekilde. Böyle genelde arkadaşlar minik ipleri de eskinin hani bobin dediğimiz masıraları vardı. Onunla da yapabilirsiniz. Bu gerçek ipek olanlarla da yapabilirsiniz. Ne temin edebilirsiniz arkadaşlar? Oturduğunuz semtte tuhafiyede ne bulabilirseniz onunla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk ortadaki sarı yuva yapmak için 8 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk bakın arkadaşlar. Yeri fazla sıkmadım. Şimdi elimle ipi çekerek biraz sıktırdım. Fazla da sıktırmadım. Şimdi arkadaşlar ilk zincirden girip ikisini birden bu şekilde sık iğne yaptım. Bakın burada bir küçük yuva oluşturdum. Şimdi buraya 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Halkamı oluşturduktan sonra 4 zincirimi çekip bir defa doluyorum. Buradaki halkamın içine yaptığım halkanın içine girip 1, 2, 2. Bu şekilde trabzan yaptım. Buraya arkadaşlar bu şekilde tam 8 tane trabzan yapacağız. Araya bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu yaptığım halkanın içine girip 1 2 2 olarak alıyorum. 3 oldu. Araya bir zincir tekrar bir defa dolayıp 3 seferde aldığım bir trabzan. 4 oldu. Bir zincir yuvaya gir. 1, 2, 2. 5 oldu. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girip 1, 2, 2. 3 seferde aldım. 6 oldu. Bir zincir. Bu şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Arasına bir zincir çekiyorum. Ve 8. trabzanımı da bu şekilde yaptım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar yuvayı tamamladık. Bunu ilk yaptığım arkadaşlar trabzanımı sabitleyeceğim ama zincir çekmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar zincir çekince arası bayağı bir açılma oluyor. Bakın direkt buradaki 3. zincirimin içine pardon evet trabzan için 3-4 zincir çekmiştim. Buradaki 3 zincirimin içine arkadaşlar bu şekilde giriyorum. Bakın sahte sık iğne ile çıkıyorum. Bir tane de zincir çektim dibine ve ipimi koparıyorum. İpimi kopardım arkadaşlar. Bu şekilde bir yuvamız oldu. Şimdi siyah kısmının yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar burada bakın sık iğne ile geçtim. Hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçtiğim araya bu şekilde şöyle arkadaşlar işinize yarayan her ayrıntısını size göstererek anlatmayı istediğim bir
Çiçek arkadaşlar. Sık iğneyle bu şekilde buraya girdim. Ve bir iki zincirimi çektim. Bir defa doladım. Aynı arkadaşlar. Bakın hiç sık iğne. Eğer zaten birleştirirken ayrık oluyor. Bir de zincir çekeydim çok ayrık olurdu. Bu püf noktaya dikkat edin arkadaşlar. Güzel bir yuvanız olması için son kapattığınızda zincir çekmeden direkt sık iğne ile kapatın. 2, 2 olarak aldım. Bir yuvanın içinde 2 tane burada trabzanım var. Şimdi arasına bir zincirimi çektim arkadaşlar. Bir defa doladım. Hemen yandaki bu bir zincirle geçiş yaptığım yere girip 1, 2, pardon 2, 2 alacağız arkadaşlar. Fazla uzun olmaması için. 2, 2. Bu şekilde. Bir zincirimi çektim, bir defa doladım. Yine aynı yuvaya. Her yuvaya 2 defa arkadaşlar trabzan yapıyorum. Arasına bir zincirimi çekerek. Bir zincirimi çektim, bir defa doladım. Yapımı çok kolay, hem de arkadaşlar çok zevkli. Bir de böyle güzel bir çiçek çıkınca insan daha bir zevklenerek yapıyor. Araya bir zincir çekiyorum, bir defa doladım. 2, 2. Bir zincirimi çektim, bir defa doladım. 2, 2. Bir zincir aynı yere 2 defa bu şekilde trabzan yaparak devam ediyorum. Bir zincir hemen arkadaşlar şöyle 2, 2. Bir zincir aynı trabzan arasına 2, 2. Şimdi arkadaşlar bir zincir bir defa doluyorum. Sıradaki bakın şu şekilde daha net görürsünüz. 2, 2 olarak girdim. Bir zincir. 2, 2. Bir zincir bir defa doluyorum. Aynı trabzan arasına, sıradaki trabzan arasına bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Aynı yere 2 defa girip bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Ve sonra bir tane kaldı. Bunu da yapalım. 2, 2. Araya bir zincir. Bu şekilde 2, 2. Şimdi arkadaşlar bir zincirimi çekip burada ilk yaptığım bakın trabzanımın içine kapatıp bir tane de zincir çekiyorum. Bu şekilde bir yuvamız elde ettik. Tohum kısmını hallettik. Şimdi arkadaşlar yaprak kısmından başlayalım. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar bu ipi kopardığım bu yuvadan bu şekilde sık iğne ile giriyorum. İpimi buraya sabitledim. 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi hemen bir zincirle çektiğim bu siyah yuvaların arasından girip bu şekilde yuva yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvaya kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar 3 zincir çekerek buraya 7 tane yuva yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki trabzan aralığından girerek bu şekilde 3 zincirimi kapatıp 4. yuvamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir, 5, 6, görününce bu nasıl oldu arkadaşlar, çok zor, bunu ben yapamam demeyin. Gerçekten videomu dinlediğinizde anlayacaksınız ki yapımı çok kolay. İnşallah tane tane her bölümü, her ayrıntısını da anlatabiliyorumdur. Bu şekilde buraya 7 tane arkadaşlar yuva yaptım. 3 zincirden oluşan 7 tane yuvamı yaptım. Dönerken 4 zincirle dönüyorum. Şöyle ters tarafından. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Sadece köşede dönerken 4 zincir. Diğerlerinde 3 zincir çekiyorum. Kapatıyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. 4 oldu. 1, 2, 3 zincir. 5 oldu.
6, 1, 2, 3 zincir ve 7 oldu. Bu şekilde arkadaşlar. 7'ye tamamladım. Kat aldım. Şu şekilde 7'ye tamamladım. Yine dönerken 1, 2, 3, 4 zincir. Döndüm düz yüzüne. Şimdi arkadaşlar bu sırayı tam 7 defa yapacağım. Burada 2 tane yaptım. Gidip gelerek 7'ye tamamlayacağım arkadaşlar. Şu boyut yaprağımın boyutu 7. Bunu ben tamamlayayım. Hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 7 defa gidip geldim. 7'ye tamamladım. Yani 7 sıraya tamamladım. Şimdi aşağı iniş şeklini göstereceğim arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde. Sıkı sıkı arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 3 zincirle çektim. Bakın arkadaşlar şu düz gidiş şekli. Bu da dönüş zincirimiz. Şu aralara da girmeyi unutmayın bakın. Bunlar biraz içeride. Düz gidişlerin yuvası içeride. Dönüşlerinki yuvası biraz daha belirgin. İçine girmemiz için daha yakın. Bu şekilde 3 zincirimi çekiyorum. Hem bu dönüşleri giriyorum arkadaşlar bu şekilde. Hem de 1, 2, 3. İçeride kalan şu kısma bakın buna göre bir tık içeride arkadaşlar. Oralara da girmeyi unutmayın. Hani dedik ya tüm püf noktalarıyla göstereceğim inşallah. Bakın inerken oraları atlayıp buraya geçmeyin. Bu ara kısmı işte kalan kısma da girin. Yine 3 zincir. 3 zincirimi. Dönüş kısmına girmesi zaten kolay arkadaşlar. Kolay bir şekilde girersiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken bu düz yapış kısmındaki yuvayı unutmamak. Evet. Bu şekilde 3'er zincir çekerek gördüğünüz gibi son yuvaya kadar geldim. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3. İkinci yaprağın yapımına geçiyorum. 3 zincirimi çektim. Bu birinci yuva. 1, 2, 3. Sıradaki trabzan arasına giriyorum. İkinci yuvam. Üçüncü yuvam. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar 4 tane bu şekilde yuva yaptık. Sadece ilk başlarken 7 yuva yapıyoruz. Diğer yuvalar arkadaşlar farklı yapacağız. Şimdi 4 tane bu şekilde yuvalarımızı hazırladık. Yine 4 zincirle dönüyorum arkadaşlar. Şöyle ters tarafına çevirdim. İlk yuvamdan girip buraya yuva yapıyorum. 3 zincir sıradaki arkadaşlar. 3 zincir sıradaki yuvaya girip 1, 2, 3 zincir. 4 yuvanın üzerine arkadaşlar 4 tane yuva yaptım. Şimdi geriye kalan 3 tane yuvayı da buraya yapıp yine ikinci sıramın adedini 7'ye çıkaracağım. Nasıl burada 7, burada da 7 olacak. Eşit yapraklar, eşit büyüklükte yapraklar yapacağız. 3 zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar sık iğne ile kapattığım yerden tığımı geçiriyorum. Buraya çektiğim 3 zinciri kapatıp bir yuva yapıyorum. 5 oldu. Yine 3 zincir. Sıradaki bu sık iğne ile kapattığım yerden ben de 3. yuvamı buraya kapatıyorum. Yani yaprağımın arkasına arkadaşlar 3 tane yuva oluşturacağım. 1, 2, 3. Bu yuvalarımı 7'ye çıkarıyorum. Sonuncu yuvayı da yaptım. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluştu. Arkada 3 tane, 4 tane de yaprağımın yanında 7 tane yuvam var. Şimdi 4 zincirle dönüyorum. Döndüm arkadaşlar 4 zincirle. Hemen ilk yaptığım yuvanın içine girip ikinci sırama başladım. Üçüncü hatta arkadaşlar çünkü daha önce bu yaprak için hazırladığım sıra vardı. Bir de ben yaptım iki. Bu üçüncü sıramız. 1, 2, 3 zincir. Hemen bu şekilde ikinci yuvamı yaptım. 3 zincir. Sıradaki 3 zincirle yuvaya girip bu şekilde devam ediyoruz yaprağımızın yapımına. 3 zincir. Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay. Bir kere videoyu izlediğinizde hemen olayı kapacaksınız.
Çok da ayrıntılı atlamadan göstermeye çalışıyorum ki rahat bir şekilde anlamanız için arkadaşlar. Ve sıradaki yuvaya geçip sıramı tamamladım. Şimdi aynı şekilde yine arkadaşlar burayı 7'ye tamamlayacağım. Yine ben bu yaprağımı 7'ye tamamlayıp geleyim arkadaşlar. İlkinde nasıl burayı 7'ye tamamladım. İkinciyi de 3'er zincir çekerek 7'ye tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ikinci yaprağımı da bu şekilde tamamladım. Demin olduğu gibi aynı şekilde arkadaşlar 3'er zincirle aşağı iniyorum. Bakın bu girişteki yerden indim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki arkadaşlar bu şekilde tığ bantıma batarak iniyorum. 3 zincir. Demin ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım arkadaşlar. Nasıl nerelere gireceğimizi. Bu şekilde 3 zincirimi çekerek iniyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar söyleyip sizi sıkmak istemedim. Bu şekilde arkadaşlar tüm yuvalardan girerek aşağıya indim. Ve aynı şekilde ikinci yaprağımızı da tamamladık. Yine arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekip 4 tane buraya 3 zincirden yuva yapacağım. Aynı ikinci de olduğu gibi. İkinci ile üçüncünün yapılışı aynı. Sıkı sıkı 3 zincir çekiyorum ve 3 zincirden buraya ilk önce 4 tane yuva yapıyorum. 3 zincir, sıradakine kapattım. 3 zincir, sıradakine kapattım. Bakın arkadaşlar, burada bir tane kalacak. Eğer burada bir tane kalmıyorsa, 3 tane falan kalıyorsa, şu sarı yuvayı trabzanı 9 yapmışsınızdır veya fazla yapmışsınızdır. Bu sarı yuvayı kontrol etmenizi öneririm. Eğer bir tane kalmıyorsa, burada bir tane ortada yuva kalacak. 1, 2, 3, 4. Bu bir yuvada dördüncü yaprağımız için. Şimdi döndüm arkadaşlar ve bu 4 zincirimi ilk yuvama kapattım. İkinci sırama başladım. 3 zincir kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir kapattım. 3 zincir dördüncü yuvamı da yaptım. Şimdi arkadaşlar demin olduğu gibi 3 yuvayı da arka tarafa yapıyorum. 3 zincir. Bakın arkadaşlar buradaki kapattığım yerden sık iğne ile kapatıp buraya yuvamı yaptım. Bu 1. Yine 3 zincir. Sıradaki yuvanın bu şekilde içinden tığımı geçirerek sabitledim 3 zincirimi. 1, 2, 3 zincir. Hemen arkadaşlar sonuncu ve üçüncü yuvamı, yani toplamda 7. yuvamı sabitledim. Bakın arkadaşlar, üçüncü yuvamı da bu şekilde, yaprağımı da bu şekilde temeline attık. 4 zincir çekiyorum, döndüm. Bu ilk yuvadan girdim, üçüncü sırama başlıyorum. 3 zincir, sıradaki yuvaya sık iğne ile kapattım. 2, 3 zincir. Sıradaki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir. Bu şekilde bakın arkadaşlar. 3. sıramızı yapıyoruz. Diğerlerinde olduğu gibi bunu da tam 7 sıra yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Sonuncu yuvamı da sık iğne ile yapıp 3. sıramı tamamladım. 4 zincirle dönüyorum arkadaşlar 4. sırama. Demin de söylediğim gibi arkadaşlar diğer yapraklarda bu sırayı 7'ye çıkarıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar 3. yaprağımız da bu şekilde indim aşağı. Daha önce iniş şeklini göstermiştim. 3'er zincirle iniyoruz. 1, 2, 3 zincir. Orada da bir tane kalmış demiştim arkadaşlar. Hemen buradaki direkt kırmızıya geçiyorum. Tane yuva yaparak başlıyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane bu yaprağımızın 3 tane de bu yaprağımızın arkasına yaparak yine yuvamızı 7'ye tamamlayacağız. Sonuncu yaprağımızın bu şekilde arkadaşlar arkada böyle katlı görünmesi için bu şekilde yapıyoruz.
Bu birinci arkadaşlar. Şöyle bakın, arkasından giriyorum. Bu ikinci. 1, 2, 3 zincir. Buraya 4 tane tamamlayacağız. 2 oldu. 3. Kapattım 3 zincirimi. 3 zincir. Bakın arkadaşlar, buradaki, umarım gözüküyordur, buradaki yerden girip öbür tarafından çıkıp tığımı, yuvalarımı bu şekilde yapıyorum. Evet. 1, 2, 3, 4. 4 oldu. 4 zincirle dönelim şu şekilde arkadaşlar. İkinci sıraya başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvama kapatıp yuva yapıyorum. 3 zincir arkadaşlar şu şekilde. Sık iğne ile. Aynı öbürkileriyle hiçbir farkı yok arkadaşlar. Sadece bunun yuvalarını arkadaşlar yaprakların arkasına yapıyoruz. Şimdi 4 oldu. 3 zincir çekiyorum. Buradaki yuvanın arasından girip hemen 5.'yi bu şekilde buraya yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 6.'yı da bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. 7.'yi de bu şekilde arkadaşlar. Buraya yapıyorum. 4 zincirle, bakın arkadaşlar, 7'ye tamamladım yuvamı. 2, 3, 4 zincir. Şöyle döndüm. İlk yuvanın içine girerek 3. sırama başlıyorum. 3 zincir, sıradaki yuvaya 2 oldu. 3 zincir, sıradaki yuvaya 3 oldu. 3 zincir, 4, 1, 2, 3 zincir, 5. Şöyle arkadakilerde 2 tane daha var. 6, 1, 2, 3 zincir, 7. Arkadaşlar bakın şu şekilde oldu. Yaprağımın arkasında kaldı. Şimdi yine bunu 7'ye tamamlayalım arkadaşlar. 1, 2, hızlı bir şekilde yapıyorum. 4 zincir. Köşeler 4 zincir. İçerideki sayılar 3 zincir. 3 zincir. Kapattım arkadaşlar. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir döndüm arkadaşlar bu şekilde. Yaprağımızı çoğaltıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. 3 zincir. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. 3 zincir. Bu şekilde. Arkadaşlar sıramız 5 oldu. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 oldu arkadaşlar. 2 sıra daha yapalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 4 zincirle dönüyorum. Hızlı yapıyorum arkadaşlar. Beraber yaptık. Normalde kendim yapıyordum. 3 zincir. Kapattım. Zincirleri sıkı çekersek daha güzel duruyor arkadaşlar. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 7. ve sonuncu sıramızı yapıyoruz. 3 zincir. Bitirdik.
Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar, şu şekilde oldu arkasında ve burayı aşağı iniyorum. 3 zincirimi çektim, bakın araya girmiş yere kapattım. 1 2 3 zincir kapattım. 3 zincir aşağı bu şekilde üçer zincir çekerek iniyorum. 1 2 3 zincir sonuncu sıraya da indim. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok da hoş ve zarif oldu. Şöyle kolalamanıza da gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar. Bu zincirleri çekerken sıkı çekmeye özen gösterelim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. İnşallah bir dahaki videomda da nasıl monte edileceğini tarif edeceğim.